Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka ve zara ve bera. Rabbi euzu bike min emezzatişşeyatin ve euzu bike Rabbi yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili ve muhterem izleyenler, dersimiz yine Esbab-ı Nüzul, geldiğimiz Sure-i Celile'de İkra yani Alak suresidir. İbni Abbas radıyallahu anhü ve Erdah-ı Mecmain Hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kılarken Ebu Cehil gelip hiddetle, ben seni bundan yasaklamadım mı? Ben seni bundan yasaklamadım mı? Ben seni bundan yasaklamadım mı? Dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namazdan çıkıp Ebu Cehil'i davranışı sebebiyle sertçe azarladı. Bunun üzerine Ebu Cehil, biliyorsun ki Mekke'de adamı en çok olan benim. Bana baskın çıkmaya gücün yetmez dedi. Onun bu sözüne mukabil Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Haydi meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız buyurdu Cenab-ı Hak. Alak suresi 17-18. ayeti kerimeler. Ey dünyanın Ebu Cehilleri! Sizin gücünüz Allah'a yetmez. Peygamberine gücünüz yetmez. O yolda yürüyen müminlere de, mücahitlere de gücünüz yetmez. Yerdeki, gökteki ordular yüce Allah'ındır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'le cihana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Haydi meclisinizi çağırın, ordularınızı toplayın. Biz de zebanileri çağırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Yerdeki gökteki ordular Allah'ındır. Bütün alemler Allah'ın kudret kuşatması altındadır. Kudretiyle, ilmiyle her şey kuşatılmıştır. İbni Abbas radıyallahu anhü verdan mecmain der ki, yüce Allah'a kasem olsun, adamlarını çağırsaydı, herifi Allah'ın zebanileri anında yakalayacaklardı. Bunu da Tirmizi, Müslim-i Şerif gibi zat-ı muhteremler haber vermektedir. Evet sevgili dostlarımız, az sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kılmaya başlarken boynuna basmak niyetiyle yanına gelir Ebu Cehil. Ancak hiçbir şey yapmadan geri döner, kaçar. Üstelik elleriyle korunma hareketleri yapar. Kendisine sana ne oldu diye sorulunca, onunla benim aramda ateşten bir hendek ve korkunç bir şey ve bir takım kanatlar vardı cevabını verir. Resulullah aleyhissalatü vesselam, eğer bana yaklaşmış olsaydı, melekler onun uzuvlarını
birer birer koparırlardı buyurmuştur. Peygamberler masumdur, Allah'ın koruması altındadırlar Celle Celaluhu. İşte görüyorsunuz, Hazreti Muhammed'in korumaları yüce Allah'ın askerleri tarafından korunmaktadır. Müslim'in rivayetinde bu hadisi şerif üzerine Alak suresinin sadece 17-18 ayetleri değil, 6. ve 19. ayetlerinin de indiği anlaşılmaktadır. Bu ayetler para ve adamlarının çokluğuyla kendini her şeyden müstani sayarak Resulullah aleyhissalatü vesselama pervasızca sataşan Ebu Cehil'in haline de çok uygundur. Cenab-ı Hak buyuruyor, İnsanoğlu kendini müstani sayarak azgınlık eder. Ey insanoğlu, dönüş şüphesiz Rabbinedir. Bir kulu namaz kılarken men eden kimseye ne dersin? Ya hidayet üzere ise veya takvayı emrederse ne dersin? Öbürü de Ebu Cehil yalanlayıp dönüp gitti ise ne dersin? Bu bilmez mi ki Allah görüyor? Hayır, eğer vazgeçmezse mutlaka alnına yapışacağız. Yalancı, günahkar alnına perçeminden tutup atılacak atacağımız yere atacağız. O meclisini çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme. Ey dünyadaki mümin, mücahit Müslümanlar! Hiçbir kafire itaat etmeyin. Hiçbir zalime itaat etmeyin. Hiçbir münafığa itaat etmeyin. Allah'a isyan eden asilere, bağilere, tağilere itaat etmeyin. Mümin bir köleye itaat et, o zalim godamanlara itaat etme. Bu ayet-i kerime her devirde elinde tuttuğu imkanlarla kendini milletten tamamen müstani sanarak istediğini yapabileceği vehmiyle namaz kılmaktan başka suçu olmayan insanları bu sebeple cezalandıran, işten, mesleğinden atan, dayak atan, hapse atan kimselere sonunda ilahi cezanın geleceğini haber vermekte. Musalli mümine bu zalimler itaat etmemeyi, namaz ve ibadetten vazgeçmemeyi emretmekte. Onların acı sonlarını müjdelemektedir. İşte bu zalimler her devirde, bu şerefsiz alçaklar her devirde bulunmaktadır. Türkiye'de bir zamanları namaz kılanların, başını örtenlerin, Allah diyenlerin ne hallerde zulme uğradıkları unutulmamalıdır. Allah demenin suç olduğu, namaz kılmanın suç olduğu, memuriyetten atılanları ve başı örtülü olduğu için görevden uzaklaştırılanları, okullardan uzaklaştırılanları unutmayın. Ey dünyadaki Müslümanlar, bir olun, bütün olun.
gavurum hakkından anca böyle geleceksiniz. Ve'tesimu bi'ablillahi cemi'an ve la teferrakû. Allah'ın sözünü tut ey Müslüman. Ne buyuruyor? Toptan İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e sarılın, Hazreti Muhammed'e tabi olun. Dağılıp parçalanmayın. Bir olun, bütün olun. Allah birliği emrediyor. Ey Müslüman, sen gavura yağ yakarsan, gavurdan yana olursan, işte o zaman Müslümanın gücü parçalanır. O zaman sen gavura yarandığın için sen kurtulacak değilsin. Müslüman olduğun müddetçe sana da o gavur düşman olacaktır. Bunu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. O zaman sen münafıklık, yamyamlık yapmış olacaksın. Hem Müslümanların gücünü azaltacaksın, hem de kendini de mahvedeceksin, hem Müslümanlara da zarar vereceksin. Birliği, beraberliği dağıtacaksın. Gavurdan yana olma. Mümin küfürden yana olursa o da kafirdir. Çünkü küfre rıza küfürdür. İmanlar imanlardan yana. Küfür de küfürden yanadır. Dünya temelde iki millettir. Aklını başına al. Gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz diye atalar kolayına söylememiş. Bunu güzel söylemişler. Gerçeği bilerek söylemişler. Gerçekleri çünkü ataların biliyordu. Evet sevgili dostlarımız, şimdi de Kadir suresiyle dersimiz devam ediyor. İmam-ı Malik'in Muvatta'da kaydına göre şu rivayet kendine ulaşmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini lütfeylemiştir ümmeti Muhammed'e. Çünkü ümmetinin ortalama ömrü Zürkani'nin kaydına göre 60-70 senedir. Bu gecenin kadrini bilip ihya edenler tek gecede 1000 aylık ki ortalama 85 yıl eder. Bir manevi kazanç elde edeceklerdir Kadir gecesiyle. Yine Muvatta'da gelen bir rivayette Said İbnül Müseyyeb şu müjdeli haberi vermiştir. Kadir gecesinin yatsı namazında hazır bulunan Leyle-i Kadir'den nasibini almıştır. İşte görüyorsunuz, Cenab-ı Hak peygamberiyle ümmetin kazanma yollarını da göstermiştir. En asgariden en eksere kadar kazanma yolları gösterilmiştir. İbni Ömer radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama Kadir gecesi Ramazan'ın neresinde diye sorulmuştu. O şanlı, şerefli alemlere rahmet olan peygamber,
o Ramazan'ın tamamında diye cevap verdi. Ebu Davud bunu haber vermektedir. Bazısı batıl 40'tan fazla görüş ileri sürmüştür. Bu görüşlerden birine göre yılın herhangi bir gecesindedir Kadir Gecesi. Faraza bir kimse Ramazan-ı Şerif ortalarında veya daha önce hanımına "Sen Kadir Gecesi'nde boşsun" diyecek olsa, müteakip senenin Ramazan-ı Şerif gelinceye kadar hanımı boş olmaz. Bu durumda talak yeni Ramazan'da, Ramazan-ı Şerif'te o sözü sarf etmiş olduğu günde vukua gelir demişlerdir. Evet sevgili dostlarımız, İbni Ömer radıyallahu an hazretleri anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabından bazılarına radıyallahu anhüm verdam ecmain rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'in son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisine anlatınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Görüyorum ki rüyanız son yediye tetabuk etmektedir. Öyleyse Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın" buyurdu. Buhari Şerif, Müslim, Muvatta. Efendim bunlar haber vermektedir. Bu Tirmizi'de de vardır. Buhari'nin Hazreti Ayşe'den kaydettiği bir rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in son 10'unda arayın. Buhari ve Tirmizi bunu haber vermektedir. Ebu Said anlatıyor radıyallahu anhü verdan ecmain. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kadir gecesi bana bugün rüyamda gösterildi. Şu anda hangisi olduğunu unuttum. O gecenin sabahında kendimi su ve toprak içinde secde eder buldum. Derken hava bozdu, yağmur başladı. Zaten mescit çardak şeklindeydi. Üstü ağaç dallarıyla örtülüydü. Resulullah aleyhissalatü vesselamın burnu, alnı üzerinde ve burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm. O gün Ramazan-ı Şerif'in 21. sabahıydı. Bunu da Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Muvatta haber vermektedir. Ey kıymetli dostlarımız, şunu unutma, bu haberlerden şunu anla. Ramazan-ı Şerif başta olmak üzere yılın bütün içerisinde Kadir gecesini aramaya bak. Bizden söylemesi. Ramazan-ı Şerif başta olmak üzere yılın içerisinde her geceyi bir Kadir gecesiymiş gibi kutlamaya bak. O zaman kazanırsın, aldanmazsın. Lütfu ilahiyle, izni ilahiyle. Abdurrahman İbni Ubeyd Es-Sunabihi Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'den nakledilen şu hadisi rivayet eder. Hazreti Bilal radıyallahu anhü verdam ecmain
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadir Gecesi hakkında şöyle söylediğini işitmiştir. O son ondan yedinin ilkidir. Yani 23. gece. Bakın, bu da Buhari Şerif'te geçmektedir. İbni Abbas radıyallahu anh, Kadir Gecesini Ramazan'ın 24'ünde arayınız buyurdu. Bu da Buhari Şerif ve Müslim-i Şerif'te geçmektedir. Arapların adeti üzere ayı sondan sayınca 24. gecesinin 7 olacağını söylemek suretiyle ortaya çıkan müşkilin giderilebileceğini belirtmiştir. Evet, bazı zat-ı muhteremler. Zir İbni Hübeyş anlatıyor. Übey İbni Ka'b radıyallahu anha Verdah Mecman radıyallahu anhü ve Erdah Mecman'ın hazretlerine dedim ki, İbni Mesud radıyallahu an bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine rastlar, tesadüf edebilir diyormuş. Ne dersiniz? Bana şu cevabı verdi. Kendisinden başka ilah olmayan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif ayındadır. Ve o gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize kalkmamızı emrettiği gecedir. O da 27. gecesidir. Bunun emaresi o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır. Bunu da Müslim-i Şerif haber vermektedir. Bu haberlerin tamamı doğrudur efendiler. İşte biraz önceki hatırlattığımıza dikkat edin. İbni Mesud bütün yılın gecelerinde arayın diyor. Tabii ki daha çok Ramazan-ı Şerif'te aranmalıdır diyen haberler de, Ramazan'ın son 10 gününde arayın diyen haberler de, bunların hepsi doğrudur. Ama bir tek şey var ki kişi kaybediyor orada, ne gaflet ve cehalet. Müslümanlığını doğru dürüst yerli yerince yapmaya çalışan kişi, senenin içerisinde o Kadir gecesinden Allah ona nasibini verir, lütfeder. Sen yatacaksın yıl boyu, ondan sonra gecenin birinde de Kadir gecesi arayacaksın. Bu gaflet ve cehalettir. Bizden hatırlatması. Yusuf İbni Sa'd Hazretleri anlatıyor. Hasan İbni Ali radıyallahu anhü verda mecmain Hazreti Ali'den sonraki halifeye biat ettikten sonra bir adam yanına gelip, müminlerin yüzünü kara ettin veya ey müminlerin yüzünü karartan adam diye öfkesini dile getirdi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh adama tatlılıkla mukabel etti. Efendiler, buradaki Hazreti Hüseyin dedikleri Hazreti Hasan'dır. Buraya bu not yanlış düşmüştür. Bakın, Allah'ın rahmetine bana sıca niye böyle şiddetli çıkıyorsun? Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Ümeyye'yi sağken rüyasında tek tek halife olup minbere çıkmış gördü.
Bu onu üzmüştü ki şu ayetler inzal edildi. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser suresi ayet 1. Biz onu sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin o büyük fazilet ve şerefini sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Bu gece senden sonra Beni Ümeyye'nin saltanat süreceği 1000 aydan hayırlıdır. O Kadir gecesi buyuruldu. Hazreti Muhammed'e de uçsuz bucaksız hayrı kesirler verildi. Kasım İbnül Fadıl merhum der ki, Beni Ümeyye'nin iktidar müddetlerini ay olarak saydık, tam 1000 aydı. Ne fazla ne de eksik diyor Tirmizi'nin haberi bu da. Bir Kadir gecesi, bakın 1000 aydan daha hayırlı sana bir mükafat kazandırmak için Cenab-ı Hak lütfundan, kerefinden sana ne yapıyor? Bahşişte bulunuyor. Emevilerin hilafete geçeceğini, halife olacak kimseleri kendi minberine oturmuş olarak teker teker görüyor ve bu duruma üzülüyordu. Kim? Sevgili Peygamberimiz. Ama Allah'ın takdirine de herkesten çok o bağlıydı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli etmek üzere 2 sure iniyor. Kevser Suresi ve Kadir Suresi. Kevser Suresi ile açıklanacağı üzere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a pek çok nimetlerin verildiği müjdelenmiştir. Kadir gecesi ise bu ilahi nimetlerden biri olarak kendisine Kadir gecesinin de verildiğini, sadece bu gecenin üzülmüş bulunduğu 1000 aylık Emevi saltanatından çok daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Böylece bu sure istikballe ilgili gaybı İhbar grubuna giren bir mucize olmuş oluyor. İstikbali haber veren Kur'an-ı Kerim'in başka mucizeleri de vardır. Rum suresi ile ilgili rivayette bir tanesi açıklanmış idi. Evet, 734. hadis-i şerifte olduğu gibi rivayette kaydedilen Kasım İbni Fadıl'ın sözüyle ilgili olarak Mübarek Furfuri şu açıklamayı nakleder. Bu 1000 aylık müddet 83 yıl 4 ay yapar. Emevilerin hakimiyeti Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye radıyallahu anhüma ve erdahü ecmain Efendim Hazretlerine beyatı ile başlar. Bu ise hicretin 40. senesinin başına tesadüf eder. Devletlerinin Ebu Müslim Horasani eliyle son bulması Hicri 132 yılına rastlar. Arada 92 yıl var. Bundan 8 yıl 8 aylık Abdullah İbni Zübeyr'in hilafeti müddetini çıkaracak olursak, geriye tam tamına 83 yıl 4 ay kalır. Tercümede parantez içerisinde kaydolunduğu gibi, sağken rüyasında tek tek halife olup, şeklindeki ziyade kısım İbni Cerir et-Taberi'nin rivayetinden alınmıştır. Evet sevgili dostlarımız, ayeti kerimede bildirilen Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde inme hadisi levh-i mahfuzdan dünya semasına bir bütün olarak
inme vakasını noktalamaktadır. Alimler bu ayeti umumiyetle böyle açıklarlar. Dünya göğündeki katip meleklere o gece toptan indirilen Kur'an-ı Kerim, bilahire Cebrail aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla Resulullah aleyhissalatü vesselama 23 yıllık hayatı boyunca parça parça indirilecektir ve indirilmiştir. Bu sureyi celilede Kur'an-ı Kerim'in nüzulüne başlanan ilk geceden söz edildiğini anlayan alimlerimiz de olmuştur. Bu anlayışa göre ilk nazil olan vahiy kabul edilen Alak suresinin ilk 5 ayeti ki oku emriyle başlar. Bu gece nazil olmuş demektir. Şah Veliyullah Dehlevi Kadir gecesinin 2 olduğunu söyler. Ve bu bapta gelen farklı rivayetleri telif edici bir açıklama sunar. Kaydetmekte fayda umuyoruz. Birisi Duhan suresinin 4. ayetinde o bir gecedir ki her hikmetli iş nezdimizden sadır olan bir emir ile o zaman ayrılır diye ifade ve işaret edilen gecedir. Kur'an-ı Kerim bu gecede toptan indirilmiştir. Sonra peyderpey vahyedilmiştir. İşte bu sene içerisinde bir gecedir. Bunun Ramazan-ı Şerif ayında olması gerekmez. Ne var ki Ramazan-ı Şerif ayında olması da galip ihtimaldir. Alimler bu gecenin Kur'an-ı Kerim'in nüzulü sırasında Ramazan-ı Şerif'te olduğu hususunda ittifak ederler. İkinci Kadir gecesi arza meleklerin indiği ve bir nevi ruhaniyetin intişar ettiği gecedir. Müslümanlar o geceyi zikir ve ibadetlerle ihya ederler. Her birinin elde ettiği nur karşılıklı olarak birbirine inikas eder. Ve böylece faziletleri, feyizleri kat kat artar. Bunun bereketine rahmet melekleri kendilerine yaklaşır. Şeytanlar da uzaklaşırlar. Duaları icabete, ibadetleri makbuliyete mazhar olur. İşte bu gece Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeki tek gecelerden birindedir. Bu bazı yıllarda öndedir, bazı yıllarda sondadır. Yani Ramazan-ı Şerif, Ramazan'ın 21. 23-25. Gecelerinde bazen de 27-29 gibi sondaki teklerdedir. Belli bir gecede sabit değildir. Ama son onun haricine çıkmaz da denmiştir. Şu halde belirttiğimiz önceki Kadir gecesinin Kadir gecesini kasteden rivayetler onun senenin tamam içinde olduğunu söyler. İkinci Kadir gecesini kasteden rivayetler de onun Ramazan-ı Şerif'in son onunda olduğunu söyler. Dehlevi bu açıklamasını şahsi kariyasına veya keşif ve kerametine dayanarak yapmadığına işareten daha önce meallerini vermiş olduğumuz hadisi şeriflerden iki tanesini yani 870 ve 872. hadisi şerifleri kaydeder. Dehlevi sözlerini şöyle tamamlar. Bu hususta ashab-ı güzün radıyallahu anhu verdan vecmen ihtilafı
o geceyi yakalamaktaki ihtilafa dayanır. O geceyi yakalayanların yaptığı dualardan birisi şudur. Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe fa'fu anni. Ey Rabbim, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Ben günahkar kulunu da affet. Evet, bu dua Kadir gecesinde yapılan duadır. Hazreti Ayşe annemizin sorusu üzerine Peygamberimiz bunu, bu duayı tavsiye etmiştir. Evet sevgili dostlarımız, inşallahü teala derslerimiz yine Kadir Gecesi ile ilgili derslerimiz bir sonraki dersimizde de devam edecektir. İnşallahü teala.